Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 1 Haziran tarihinde başlayan sezonumuz 22 Eylül tarihine kadar devam ediyor. 84 personel, 9 tane ATV'miz, 2 tane zotekotumuz, yaklaşık 30.2 kilometrelik alanda Terme Miliç'ten Alaçan Büyükkoşan'a kadar hizmet veriyoruz. Özellikle iç bölgelerden gelen vatandaşlarımız, özellikle hafta sonları Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas'tan gelen vatandaşlarımızın uyarmamıza rağmen, hem sesli hem uyarı ikaz sistemine uyarmamıza rağmen maalesef denize giriyorlar. Ve en büyük sıkıntımız çeken akıntı, Karadeniz'in en büyük sıkıntısı. Bundan dolayı rüzgarlı havalarda özellikle çok hızlı bir şekilde, ani bir şekilde meydana geldiği için boğulma vakaları meydana geliyor. Atakum bölgemiz çok yoğun. Geçen sene 115 tane vaka meydana geldi. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir tanesi sahilde, 5 tanesi iç sular dediğimiz sularda. Bu sene de 270 tane vaka meydana geldi. 12 tane vatandaşımız sahilde, 6 tanesi de iç sularda olmak üzere 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yıl geçen yıla göre neden bu rakam arttı? Bu yıl daha mı rüzgarlı ve dip akıntı fazlaydı? Bu yılki rakamın artması, çeken akıntı dediğimiz rip akıntısı, havanın çok rüzgarlı olması, bir de iç kısımdan gelen vatandaşlarımızın yoğunluğundan dolayı Çorum, Tokat, Amasya, Yozgat, bunlar bizi biraz denizi bilmedikleri için, Karadeniz özellikle, yani Samsun'un yerlisinden ziyade iç bölgelerden gelen vatandaşlardan dolayı yoğun bir maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kurtaran personelimiz, gözetleme kulelerimizden özellikle denizi takip ediyorlar. ATV dediğimiz arazili araçlarımızla kumsalda gidebilen devamlı ring halindeler. Bir de şamandıramız var. Buraları geçmesinler diye vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Özellikle broşür bastırdık. Bunları toplu taşıma araçlarımızda, işte tramvaylarımızda ve de denize gelen vatandaşlarımıza ellerini veriyoruz ve okumalarını, bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Bu ihbarlarda bu sene bayağı bir fazla bir vaka meydana geldi. 112 özellikle düşüyor. Vatandaş, ailesi, çocuklarla beraber denize, sahile, kumsala gezmeye geliyor, pikniğe geliyor. 112'ye çocuğum kayboldu diye ihbar veriyorlar. Arkadaşlarımız da arama sonucu işte biraz uzaklaşmış şekilde sahilden bulunup şu ana kadar 98 tane çocuğumuz sağ salim ailesine teslim edildi. Bu sene toplam 18 tane boğulma vakası sonucu hayatını kaybeden vatandaşımız var. 12 tanesi sahilde, denizlerde, 6 tanesi iç sular dediğimiz gölet, baraj ve akarsularda. Geçen sene de 1 kişi sahilde, 4 kişi iç sular dediğimiz akarsu, baraj ve göletlerde hayatını kaybetti.